Kolay gelsin. Sağ olun efendim. Efendim. Nasıl olmuş? Polis kılığına girmiş motorlu bir şahıs ateş etmiş. Başın sağ olsun kardeş. Başın sağ olsun. Nasıl olmuş? Polis kılığında gelmiş. Motosikletin üstünde ikiye sığmış. Kim? Kaşif oğlu değil belli ki. Nereden belli? Polislere sıkmamış. Kaşif oğlu polis mi tanır? Kaşif oğlunun motosiklet merakı olduğunu biliyorsun değil mi abi? Neyse Abdüley, sonra konuşuruz. Bence Kaşif oğlunun işi değil. Sen kara diyeceksin yine ama kara mara ölüyor abi. Ben öyle bir şey demiyorum. Polise niye sıksın? İşini bitirmiş gitmiş. Kim yaptı bilmem ama bu profesyonel bir iş. Daha çok istihbaratçı iş. Arayıp bulacağız. Kim yaptıysa cezasını vereceğiz. Hamit. Gitti Hamit'im. Ana. Sakin ol ana. Şey istiyorum senden. Buyur ana. Oğlumu İstanbullara gömmem. Memlekete götüreceğim. Artık burası senin memleketin. Ne seni bir yere götürürüm ne Hamid'i. Oh.
gidiyoruz? Dışarı. Parka mı? Hayır canım. Çok tatlı insanların yanına gidiyoruz. Seni çok sevecekler. Ben televizyon seyretmek istiyorum. Orada da televizyon var. Ama gitmek istemiyorum. Gittiğimiz yerde o kadar güzel masal anlatacak insanlar var ki. Üf. Bari çiçek alalım giderken. Sürpriz yapmış oluruz. Ne kadar güzel bir fikir. Nereden geldi aklına? Babam öğretti. Hadi bakalım. Şapkanı da tak. Leyla. Kolyem kaybolmuş, gördün mü? Hayır canım, görmedim. Babamı söyleyelim, yenisini alsın. Olur tatlım. Gel bakalım. Çık. İnce Hanım, bunları imza atmanız gerekiyormuş. Ne ki bunlar? Akşam nikahınız varmış. Müdür bey gönderdi. Bana yarım saat müsaade eder misiniz? Tabii. Burada $1,000,000 var. Çok uzun kalmayacaksın cezaevinde. Bu para ailene bir ömür yeter. Sen cezaevinden çıktığında sana $1,000,000 daha vereceğim. Kızım bir gün daha kalmayacak içeride. Var mı benden başka bir emriniz Davut Bey? Avukat Mehmet Bey'le her şeyi konuş. O ne diyorsa onu yap. Gazeteci arkadaşımızı sen öldürdün. Çok pişmansın. Bir daha ömrünün sonuna kadar araba kullanmayacaksın. Hoş geldiniz savcı hanım. Hoş bulduk. Bu tatlı kız kim? Benim adım Eli. Bunlar senin. Nazife'ni niye vereceksin çiçekleri Elif'ciğim? O yürüyemediği için çiçek alamıyor. Sen verirsen çok sevinir. Nerede Nazife'nin? Kim geldi kızım? Biziz Ömer baba. Aa, aman Allah'ım. Bu ne güzel sürpriz. Nazife nine nerede? Sen Nazife nineyi biliyorsun? Ömer dedeyi de biliyor dedesi. Benim dedem de ninem de yok, biliyor musunuz? Biz varız artık. Öpebilir miyim seni? Olur.
Gel gidelim Nazife'nin yanına. Hadi. Gel. Çiçeklerimi ben getireyim, olur mu? Tamam, sen götür. Ay. Bak kim gelmiş. Yavrum. Hoş geldin güzel kızım. Benim. Bunlar senin için. Çok teşekkür ederim. Gel bakalım. Gel. Hoppa. Niye yürüyemiyorsun? Bacaklarım tutmuyor kızım. Yoksa sütünü mü içmiyorsun? Belki de ondan. Sütümü ihmal ediyorum. Konuştunuz mu Leyla? Yok Nazif anne. Aa, senin annen mi? Niye bana söylemedin? Polat amcanın annesi. Benim de annem sayılır. Sayılır ne demek? Bak canım. Ömer baba, benim çıkmam lazım. Annem rahatsızlanmış. Onun yanına gideceğim. Birkaç gün sizde kalabilir mi? Önemli bir şey yoktur inşallah. Yok diyordu Ömer baba. İçime bir kurt düştü. Gidip göreyim. Polat'ın haberi var mı kızım? Yoldan ararım. Kızım, başka bir şey yok değil mi? Yok baba. Görüşürüz Nazif anne. Güle güle yavrum. Görüşürüz. Kırık kalpler yaşar. Gülen yüzler solar. Zaman durmaz akar. Dayan kalbim helal olsun be. Çok büyük adamsın. Hamid'i gebertmişsin. Ne ben böyle bir şey yaptım, ne sen böyle bir şey söyledin. Bırakmadın mı bu kıtlama çayı? Şekerle çay birbirine karıştırılmaz. Ya sade içilir ya da kıtlama içilir. Benim şekerle bir meselem yok. Benim dişlerimin arasında bir şey olacak ki sıka sıka dişlerimi kırmayayım. Diş sıkacak zaman değil.
Gölgeni sokaklarda göstersen, Hamit gibi itler kaçacak delik ararlar. Artık dirilme zamanı. Bak, görüyor musun? Daha kıyamet kopmadı. Kıyamet kopmadan kimse beni mezarımdan çıkaramaz. Sen de kendine bir mezar bul. İçine gir, saçının telini bile dışarı çıkarma kâşif ol. Hamit işi de senin sırtına kaldı. Polat Alemdar'ı televizyonda gördüm. Kaşifoğlu, seni yakalayacağız der gibiydiler sanki. İyi. Diri diri ölelim. Böyle yaşayacağımıza sık bir tane. Lale Hanım selamını yollamış dayı. Oğlunu gel istemiş. O nasıl ana ki gelip kendi istemeyi? Zamane anası dayı. Biz zamane herifi değilik. Ya yolda çocuğun başına bir şey gelirse ise? Ya araba takla amakla atarsa? Sa? Sen git. Git çocuğun anası gelsin. Çocuk kendi alsın. Oğlum geçirsene adamı. Dayı bunlar örgütçü ha. Sahte para verirlerdir. Sen çocuğu verdin mi ki? Niye katıklanak dayı? Al bak al al. Vay baba. Dayı nereden çıkmış bunu? İşte vermek lazım da işte huyumuz değil. Dayı, bunun teli yok. Ya oğlum, örgüt bize sahte para verebilir mi? Ya manyak manyak olma. Bankamız olsa havale ederlerdi. Ben banka sevmeyeyim. Banker sevmeyeyim, tanker sevmeyeyim. Neredeyse tır bile sevmeyeyim. Hele Zülkif'i hiç sevmeyeyim. Getirdi, getirdi, getirdi. Beni örgütle papaz etti. Uş. Ne oluyor oğlum? Leyla beni aramadı baba. Sen ararsın. Ben kadıncağıza başsağlığı dileyim. Ah!
Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Bir tane daha, bir tane daha ne olur. Ben hiç böyle güzel bir masal duymamıştım. Tamam kızım, bir tane daha anlatayım. Aa, sen mi geldin? Ne yapıyorsunuz siz? Ninem bana masal okuyor. Ne güzel, ben de dinleyeyim. Olmaz, bu küçükler için. Peki, öyle olsun. Kızım bu gece burada kalsın mı? Leyla ablası yok madem. Babamı arayabilir miyiz? Belki beni gelir alır. Baban... henüz gelmedi. İşi bitince gelecekmiş. E Leyla nereye gitti? Ben gidip bir bakayım nereye gitmiş bu Leyla. Polat. Efendim anne. Aklın kalmasın bizde oğlum, hem? Tamam anne. Hadi bakalım bir tane daha okuyalım şimdi. Hadi bakalım. Getirdim Hamid'in annesini. Şimdi nasıl olacak? O nasıl laf oğlum? Misafir gelmeyen ev mi burası? Elif durmazsa ya. Duman eder sizi vallahi. Bizi duman eden o olsun. Bundan güzel bir şey var mı? Sen Leyla'ya söyledin mi öbür mevzuyu? Söyledim baba. Dağıldı kızcağız. Meğer annesi değil, Leyla'mız hastalanmış. Bilseydim bırakmazdım. Açmıyorsun. Ne bileyim senin geldiğini. Polat'ı bekliyorsun tabii ama. Kimseyi beklediğim yok. Çay içer misin? Ben demlerim. Polat arıyorsa ölümü gör bir şey söyleme. Yok, adliyeden arıyorlar. Efendim? Tamam. Leyla. İnci Tataroğlu yarın çıkıyor cezaevinden. Nasıl çıkıyor? Birisi üstlenmiş işi. Kocası ayarlamıştır. Ayarlamıştır. Abi Hamit'i vurmuşlar. Gitti çocuk. Kaşif şerefsizi mi? Hangi şerefsizse bakacağız. Erhan,
Otur. Sana bir iş söyleyeceğim. Onu takip edeceksin. Emret abi. Karayı duydun mu? Evet abi. Öldürdüler diye biliyorum. Öldürdüler mi? Öldürmediler mi bakacağız. Oğlu İstanbul'da yaşıyor. Bir bak bakalım usulünce. Ne yapıyor, ne ediyor bu çocuk? Kimlerle konuşuyor, kimlerle görüşüyor? Abi görev dağılımında bu Abdül'ün alanına girmiyor mu? Abdül inanmıyor karanın yaşadığına. Sakın sen ona bir şey söyleme. Ola ki bir şey çıkarsa bana haber ver. Tamam abi. Baba, çok iyi doktorlar var. Gerekirse yurt dışına gidelim. Bir hastaneye yatıralım seni. İnsanın en iyi doktoru kendisidir. Hastalığın normal bir hastalık değil. Baban da normal bir insan değil. Ama sen normal bir insan gibi yaşamana bakacaksın. Kimsenin umurunda değilim ben. Kimsenin beni takip ettiğim ettiği yok. Yoksa ne âlâ, değil mi? Ama sana söyleyeyim, her an takiptesin. Şimdi daha fazla takipte olacaksın. Ben aksini söyleyene kadar rutin dışına çıkmayacaksın. İşten eve, evden işe. Kimseyle görüşmek yok, konuşmak yok, kimseye sinirlenmek yok, kimseye inanmak da yok. Seni tanımasam, herkesten, her şeyden korkuyorsun zannedeceğim. Ben bilmediğim, görmediğim her şeyden korkarım. Sen de kork. Bak. Ben bu hallere düştüm. Sen düşmeyeceksin. İstanbul'a geldiğiniz için teşekkür ederim. Burada zor bir görev bizi bekliyor. Diğer ülkelerden farklı olarak insanlarla iç içe olacağız. Sizlerden istediğim, halkı rahatsız edecek herhangi bir davranış içinde bulunmayacaksınız. Sizin ne kadar profesyonel ve kibar olduğunuzu biliyorum. Çeşitli operasyonlarda ise ikiz olmanızın avantajını yaşayacağız. Biriniz yanımla görüntü verirken diğeriniz işi bitireceksiniz. Sizi tek kişi zannedecekler. Bizim için sizinle çalışmak şeref efendim. Şimdi gidebilirsiniz. Efendim, misafiriniz geldi. Şamil gerçekten sıkılmış Guantanamo'da demek ki. Çağır çabuk geldi. Efendim, bir konu daha var. Savcı kızınızı Polat Alemdar'ın ailesinin yanına... Neden? Anladığımız kadarıyla Polat Alemdar'la kızın arasında bir sorun var efendim. Güzel. Siz takibe devam edin. Şamil, çok iyi görünüyorsun. Bizimkiler sana iyi bakmışlar. Sen hariç. Hepsi cehenneme gitsin. Gidecekler de. Hele o köpek Feller. Aa, Feller senin din kardeşin. O dinsizin tekiydi. Çünkü dinine ihanet etti. Kimliğine ihanet etti. Şamil, seninle açık konuşacağım. Ben Amerika'nın çıkarları için buradayım. Sen İsrail'in çıkarları için. Aramızda elbette rekabet olacak. Bu da kişisel değil, çıkarlar arası rekabet.
Fellerden farklı olarak ben sana karışmayacağım. İstediğin kadar kötü olabilirsin. Ama sen de bana karışmayacaksın. Ben de alabildiğine iyi oynayacağım. Feller yüzünden Türkiye bölgesel lider oldu. Biz Ay Yıldız'ı kutsal topraklardan ve etrafından söküp atmak için asırlardır mücadele veriyoruz. Mücadeleni istediğin gibi ver. Ama unutma, ben zaman zaman Türkiye'nin yanında görüneceğim. Türkiye'nin lehine eserken bu rüzgar sadece siz karşı çıkacaksınız. Sonunda bedel ödeyecekler mi? Suyu işini bir halledelim. Bedel kısmı kolay. Suriye'ye girmeleri için bir de para vereceksiniz, değil mi? Özal'a Irak için para verdik mi? Bunu Türkler de biliyor. Bizim Irak'taki birliklerimizin klima masrafı toplamda 20 milyar dolar. Sadece klima. 20 milyar doların yarısına ben Türkleri bir ömür boyu Suriye'de tutarım. Suriye ile sınırlı kalmazlar. Türkleri Suriye'ye sokup İran'ı durduralım. Sonra Türkleri durdurmak kolay. Bana inan. Fırat nerede? Başkanım, size teslim edeceklerini söylediler. Alışmış feodal, kudurmuştan beterdir. Beni ayaklarına çağırıyorlar, öyle mi? Bir yere mi gidiyorsun? İşim var, gidip geleceğim. Senin işin örgüt. Benim neden haberim yok? Senin dünyadan haberin yoksa ben ne yapayım ki? Metropoldesin, dağda değil. Örgütü kliklere bölmekten başkasını gözün mü görüyor? Sana bir şey sordum. Nereye gidiyorsun? Hastayım. Doktora gidiyorum. Gelirken raporu da getireyim mi? TC'nin raporu TC'nin olsun. Gözüm üzerinde. Haberin olsun. Öyle ya da böyle kaşif oğlunu yakalamamız lazım. Etrafta gezdikçe değdiği yerlere pislik bulaştırıyor. Herkes bir yere tutacak. Cahit Haşimay kontrol edecek. Yaşar'ı da Hüsnü tutsun. Yaşar kontrolümüzde nasılsa usta. Pusat iyi çalışıyor tarafta. Pusat'a güvenmezler Memati. Hüsnü becerir bu işi. Abi bir ihtiyarlarla görüşsen. Kaşif fazla zıplıyor. Bir yerden cesaret almasa bu iş olmaz. Alper öldüğüne göre ihtiyarların bize değmesi lazım Abdüley. Varsa başka bir yol oradan gidelim. Velhasıl sen cenazeyle ilgilen. Biz de bu işi halledelim. Cahit. Thank you.
Sen çıldırdın mı Kenan? Sen çıldırttın beni. Abi diyorum abi, Mehmet abi. Pusat senin kardeşin ya, ona niye öyle bakmıyorsun? O güzel bakışlarımı hak etmiyor demek ki. Mehmet'i nasıl hak ediyormuş? Seni döverek. Bütün meselen bu değil mi? Dayağı yedin, hıncını benden almaya çalışıyorsun. Bir de kıskançlık triplerindesin. Vur hadi, vursana. Erkeksen vur. Bir gram delikanlıysan vur. Eyvahlar olsun. Ben bunu Memati Bey'e nasıl bildireceğim? Sattınız bizi. Biz İsrail'e bütün kapılarımızı açtık. Orduyu emrinize soktuk. Yargıyı emrinize soktuk. Siz gidip iktidarı kimlere devrettiniz? Haklısın. Bizi de Amerikalılar sattı. Feller sattı. Şimdi ne olacak? Her sabah uyandığımda Türkiye'den bir ölüm haberi alacağım. Türkiye'yi cenazeler ülkesi yapacaksın. O en kolayı. Örgüt içinde direnenleri de öldüreceğiz. Ama sen Kandil'e harekat düzenlenmesine izin verirsen biz nasıl var olacağız? Çünkü tek sığınağımız orası. Biliyorsunuz ki Türkiye'ye yeni döndüm. Ben size daha önce verdiğim sözlerin arkasındayım. Artık ikinizden de mazeret istemem. İyi bir gelişme oldu. Kara sahalara dönmek üzere. Ama eski ekibinde hareketlenmesi lazım. Ben oğlunu ufak ufak ateşe atacağım. Sen de eskileri ateşe at. Randevu aldım. Beyefendiyle görüşeceğim. O ne derse adamları da onu yapar. Beni bugüne kadar hiç hayal kırıklığına uğratmadı. Bundan sonra da uğratmaz. Şamir, dağdan eve dönüş için TC rahat durmuyor. Her şeyi teklif ediyor. Barzani'yi, Talebani'yi aktif biçimde devreye soktu. Bu proje başarılı olursa bu iş biter. Bana ne söylüyorsun? Pişman olan, evine dönmek için devletle anlaşan herkesi anasından doğduğuna pişman edin. Ayrıca sen burada ve şehirlerde eylem yaptıkça dağdakiler ovaya inmeyi akıllarından bile geçirmez. Cevher, tanıyamadım. Kimdir bu gelen? Eskötek midir? Hasan Usta sıkmış. He dayı, Lale Hanım gelmiş. Ha. Ne o Zaza? Bunadın mı? Ya sorma Lale Hanım. Gece çökünce gözlerim görmeyi. Hırlıyı hırsızı, arlıyı arsızı. Çoluğu çocuğu da mı ayırt edemiyorsun? Senin çocuğun var. Ben paramdan başka neyim var? Bak sen anasın. Nasıl üzerine titrisin cücüğünü. Ben de paramın üstüne titreyim. Paranı gönderdik. Daha ne istiyorsun? Bir de şerefimin üzerine titreyim ki hasımlarım o titremeyi görseler korkudan altlarını titrerler. Ne istiyorsun? Elini de mi öpeyim? Yok babam, ben el öptürmeyi sevmeyeyim. Ben buraya meseleyi çözmek için gelmişim. Ver Fırat'ı gideyim. Lala Hanım, biz ser ticaret yaptığımızda Fırat buraya gelecekse sen hiç götürme, burada kalsın. Biz iyi bakarız. Örgüt sizden vergi almayacak. Öndergil'le konuştun mu? Zaza. Karşında öndergillerden biri var. Yani sözüm söz değilsin he? Sözümün söz olduğunu herkes bilir. İmdat. Lala Hanım'ın parasını ver. Zülküf'ün parasını ayırmışım. 50.000 de orada. Oğlum biraz zahmet çekti. Benden yana geçsin, kendine kıyak çeksin. Üst baş alsın. Artık ne dese etsin.
Benim meselem para değil. Bak kimse haraç kesemez. Haraç kesenin bilisin ben neresini kesim. Geç arabaya. Örgüte 50.000 liramızı niye verdik ha? Biz kendi paramızı niye verek yok? Alo! Zülküfüm o iş tamam ha? Ama olan biraz paramıza oldu. Dedim racondur verdim 100.000'i geri gitti. Dedim helal edesin. Tamam Cahit. Sağ ol. Ne olmuş usta? İnce yarın içeriden çıkıyormuş. Gözün aydın abi. Sen daha çıkmadın mı? Haber bekliyorum abi. Erhan lafa boğmayın seni. Nasıl çıkıyormuş İnce? Biri işi üstlenmiş. İyi o zaman. Nikah iptalse ben izin isteyeyim. Nikah iptal demedim. Ne gereği var usta? Acele acele içeride nikah kıyacaksın. Yarına kalmasın bu iş. Diyelim ki racon olsun. Bari İnci yengenin gönlü olsun. Memati. Sence doğru mu yapıyorum? Usta gönül işinin doğrusu olmaz. İlla ki yanlış yapıyorsundur. Hadi gözün aydın. Yenge çıkıyormuş cezaevinden. Nasıl çıkıyormuş? Klasik yöntemle. Biri suçu üstlenecekmiş. İçeride mi duydun? Yok, istihbarattan aradılar. İçeriden duydum tabii. Nereden duyacak? Nereye daldın Abdül? Hiç. Hamit'le çok mu yakındınız eskiden? Eskiden senin kadar. İki çolaktan biri gitti, tek kaldım. Kıymetimi bil. Ne zaman adam olacaksın? Benim bir kabahatim yok. Senin annenin bir ismi var, anlamıyor musun? Sakın ağlama. Senin anan seni doğururken bile ağlamadı. Sadece TC içinde mi düşmanım var zannediyorsun? Örgüt içinde düşmanım yok mu? Ayrıca örgütün parasını kullanmanın cezası ölümdür. Sen kendini de ananı da öldürdün. 3 kuruş için öldürüleceksen niye örgüt içinde duruyorsun? Bu kadar da mı gücümüz yok? Ben halkım için buradayım. Ne halkı? Kendin için, emrinde başkanım diyen köleler olsun diye buradasın. Beni mi kandırıyorsun? Kandırmayayım mı seni? Köpek gibi sürünme, insan ol. İstediğin her şeye sahip ol diye buradayım.
Git, o adamı hallet. Kimse bilmesin düştüğün rezilliği. Benim halledeceklerim belli. Zazalarla uğraşmak benim işim, karışma. Sen dediğimi yap. Abi beni emretmişsin. Ne var ne yok? Abi ortada kaldık. Ersoy gitti. Alper gitti. Hamit gitti. Kendimizle de şifre ettik. Örgüt peşimizde. Çare yok. Yurt dışına kaçacağım. Yurt dışında öldürürler seni. En iyisi bir süre cezaevine girmen. Abi cezaevine giremem. Uzun bir şey değil. Bir sene. Ortalık yatışana kadar. Abi yanına al bizi. Hangi birinizi alayım? Hele sen dediğimi yap. Buyur abi. Yarın İnci Tataroğlu cezaevinden çıkacak. Onu münasip bir şekilde götür. Abi sıkarsam 30 seneden önce çıkamam. Ben sana cinayet işleme diyorum. Kaza yap. Arabanın frenleri tutmamış olsun. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır. O nasıl laf Fırat? Ben sana can borçluyum. İzin ver, bu gece yaşatayım seni. Yasak. Ben öyle bir şey yapamam. Yasak? Yasak bazılarına yasak. Bize yasak yok. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim müdür bey ilgilendiğiniz için. Ne demek? Buyurun. Hoş geldiniz. Ben çaylarınızı söyleyeyim. Nikah memuru arkadaş geldi. İnci Hanım'ı da çağırtırayım. Usta bu Zaza ile Cevher canımı sıkıyor, haberin olsun. Bir şey mi yaptılar? Bunlar Zülfikar'la kaçakçılık yapıyorlar. Zülfikar'la yapıyorlarsa yamuk bir şey yoktur. Pusat'la örgütçü arkadaşını basmışlar. Örgütle başları belaya mı girmiş ne? Pusat'ı da tokatlamış Cevher. Sen iyice kaptırdın bu Pusat'a. Usta emanet ya. Ya da kanı şirin, belki ondandır. Ya da ne bileyim usta. Ali Memati'yi mi bastırıyorum artık nedir? Örgütle bizimkiler karşı karşıya gelmezdi. Ben bir konuşayım Zaza'yla, Zülfikar'la. Usta bu kadar işin arasında. Ben ilgilenirim onlarla, tamam. Canım, misafirler geldi. Hazırım. Tabii İnci Hanım'a henüz müjdeyi vermedik. Ne müjdesi? Buyurun. İyi gördüm seni. İnsan her yere alışıyor. Müjde derken nikah mı kastediyorsunuz? Yarın tahliye oluyorsun. Nasıl? Masum olduğun ortaya çıktı. Bırakıyorlar seni. Bir gecede iki hediye birden verdin bana. Teşekkür ederim.
Nikah geçelim mi? O zaman nikahı yarın yapardık. İnci iki tane imza atacağız. İstemiyorsan o imzanın birini atmayabilirsin. Neresi imza yeri? Buyurun. Pusat kardeşim ortamı ayarlamış bize. O feyadar çocuğundan uzak dur. Başını belaya sokacak. Pusat sabah akşam feyadar olsa ne olur? Lan niye sıktın? Ben sıkacaktım oğlum. Oğlum yarın öbür gün yalan söylesen başın ağrımaz. İyilik de mi yaramıyor lan sana? Yaramıyorsa cevheri nerede Tonga'ya düşüreceğimizi söylemeyeyim. Harbi mi lan? Bizimki dayısından habersiz kumar oynuyormuş. Kimden öğrendin? İlhan'dan. Abi çocuk muyum moral işini arabayla gezdiriyorsun? Çocuksun tabii lan. Adam mısın? Ayrıca az gezdirmedim seni. Baban veriyordu kucağıma bu uyumuyor arabayla gezdir diye. Yemin ediyorum bir sefer bir depo benzin bitirttin yine uyumadın. Ne yaptın? Çıkardım silahı, aldım mermilerini, verdim eline. Oynadım biraz, sonra attın yere uyudun. Vay be, bilmiyordum bunu. Bilmezsin çünkü sallıyorum. Sen de her bebek gibi emzik emdin. Çakır'ın oğlusun diye elinde silahla doğmadın. Vay be. Burası babanla bizim ilk mekanlarımızdan bir tanesi. Kumarı burada oynatıyordu. Sonra sefir oldu, kumarhaneyi açtık. Bana ne? Hala oynanıyor. Kumar mı oynayacağız abi? Hayatta oynamam. O gerizekalı cevherin huyudur. Huyu ne ki, hastalığı. Zaza'nın bile haberi yok. Hala gelir oynar kumarını. Baban burayı çok severdi. Ama racon işte. Mecbur devrettik. Sonra devrettiklerimizi de başkasına devretti. Bu işler böyledir. Şu işi bitirelim, İlhan'a bir kıyağım olacak. Ben yaptım oğlum kıyağı. Sen işi bitirmeye bak.
Güneş donar, ay söner. Aşkın olmasa ölüm gelir, alır gider. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Afiyet olsun. Eyvallah. Dayı, dışarıdan bir emrin var mı? Hayırdır, sen nereye gidiyorsun? Zeynel'le buluşacağım. Giden bir iki tırcı gezem. Bakalım işler nasıl. Laf söz mü dilemeye gidiyorsun sen? Yaptın ya raconunu. Dayı, bir dinleyek bakak. Bu lale zara işi alemde nasıl yankılanıyor? Ben de gelem dayı. O ayı ben de kokluyam. Gelip millete pankacılık anlatsın. İstemeyim. Hala mı bu kart mevzusu? Hı. He dayı. Kartımın limiti çok az. Uf. Ben gideyim dayı. Oğlum dayı sonsuz limit vermiş. Yetmi mi? Bunu Afrika'daki nereden bilsin? Amerika'daki nereden bilsin? Hele kutuplardaki nereden bilsin? Oğlum sen İzmit'e bile gitmişsin. Ne kutbuymuş bu? İşte o yüzden gidemeyim. Vallahi limitim yükselsin. İlk işim dünya turu. Senin dünyan benim. Tur atacaksan benim etrafımda tur at. Ne işimiz var bizim burada? Ne demek ne işimiz var? Usta Abdül'e gelse yeterdi. Eski arkadaşı. Bu adam bize kurşun sıktı. Kim bilir kimlere neler yaptı. Memati neticede pişman oldu. Bizim için hayatını verdi. Abdül'e'nin hatırı var. Yoksa kim ki o bizim için hayat veriyor? Zaten ölecekti. Kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi ölmüşlerimize rahmetinle muamele eyle. Subhane Rabbike Rabbin izzete amma yasifun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbin alemin. El Fatiha. Başın sağ olsun.
gidelim. Siz gidin oğul. Ben burada durayım. Bir Yasin okuyayım. Ben götürürüm anayı abi. Usta biz de cezaevine gidelim. Ne işimiz var cezaevinde? Usta öyle ya da böyle nikahlı karıyım. Babası alacakmış Memati. Nikahlı karın mı? Dün evlendik Abdüley içeride. Benim diye haberim yok. Hayırdır? Şahit mi olacaktın? Kimseye bir şey söylemedik gülüm. Sen ana ile ilgilen. Kardeş, Beylerbeyi'ne götüreceğiz. Tamam abi. Efendim merhaba. Abi Kaşifoğlu Karan oğluyla görüşmeye geldi. Tamam gül. Sen kıpırdama geliyoruz. Memati. Kaşifoğlu Karan'ın oğluyla görüşmeye gelmiş. Bir de biz görüşelim usta. Köstebek deliğe girmeden... Babanın öldüğüne niye kimse inanmıyor? Niye herkes peşinde? Sen burada böyle uslu uslu oturuyorsun da ondan. Abi ben oturmak istiyorum mu sanıyorsun? Babam bırakmıyor. Oğlum sen piyasaya çıkmadıkça Karan'ın öldüğüne kimse inanmaz. Babanın adının unutulması için önce senin adının büyümesi lazım. Abi ben babamın sözünden milim çıkarsam benim kemiklerimi kırar. Oğlum... Baban senin için fedakarlık yapıyor. Ama bir noktaya kadar. Böyle giderse yaşatmazlar. Düşün taşın. Elini taşın altına koyacak mısın, koymayacak mısın? Bilmiyorum abi. Ne yapacağım ki? O kolay. Sen hele bir kararını ver. Abin ne yapacağını söyler. Haber var mı? Sizi bekliyorlar abi.
efendim abi. Erhan sakın sıkma. Aşağı doğru yürü. Tamam abi. Erhan. Gülüm sen karının oğlunda kal. Biz kaşifi hallederiz. Tamam abi. İnce Hanım, bunları imzalamanız gerekiyor. Tabii ki. Müdür bey, ilginize teşekkür ederim. Herhangi bir sıkıntınızda lütfen arayın. Gazetelerim emrinizde. Çok sağ olun. Hadi. Aç şu telefonu, aç. Cevher abi. Ne diyorsun la burada? Bana yanlış mı geldin? Çekil, çekil. Gel. Ne var? Senin ne işin var burada? Beni özlemişsin diye duydum. Ziyaretine geldim. Burası Polat Alemdar'ın hastanesi. Ne olmuş? Kızar mı Polat Alemdar? Alper'i öldürmedin mi? Kaşifoğlu öldürdü diyorlar. Kaşifoğlu'nun öyle bir çapı var mı?
her zaman Kaşifoğlu'nu küçümsedin. Bir haline bak, bir de onun haline bak. Benim yattığım yer belli. Onun yatacağı yer yok. Doğru. Onun yatacağı yer yok. Çünkü adam uyumayı sevmiyor. Uyutmayı seviyor. Kaşifoğlu'yla birlikteysen başka düşmana ihtiyacın yok. Seni tefe koyar çalar. Hele senin tefinin sesini bir duyalım. Kim benim devletle anlaşmamı bozdu? Kaşifoğlu. Kaşifoğlu'nun böyle bir gücü yok. Yeni bir dönem var artık. Başbakan bu dönemde kararlı. Kim yeni dönemde etkili olmak istiyorsa seni yem edip imzasını atacak. Mezarda bile olsan çıkartıp tekrar asacaklar seni. E sen bir ara asmaya niyetliydin. Beni devre dışı bıraktılar. İçlerini almadılar. Ulan Susurluk'ta ortalığı ayağa kaldırdı. Diye az mı hizmet ettin adamlara da devre dışı bıraktılar seni? Kara, eğer bunun için buraya geldiysen rahat ol. Çok yerde dedim ama aslında hiçbir şeyini anlatmadım. Sadece reklamını yaptım. Efendim, bir sorunumuz var. Sana geldiler mi benim için? Yok, gelmedi kimse. Sen kimseye müracaat ettin mi? Öyle bir şey yapmış olsam benimle gelip konuşamazdın Kara. Ben Kaşifoğlu'na benzemem. İşimi tam yaparım. Demek öyle diyorsun. Sen buraya niye geldin? Onu öğreneceksin elbet. Ama madem geldim, elim boş gitmeyeyim. Kim sana beni sorarsa yaşıyor de. Hatta sormadan de. Bakalım hangi balıklar oltaya gelecek. Sen bu odaya nasıl girdin? Jandarma sağ olsun. Yaşlı teyzesine yardımcı oldum. Kaçır beni, gidelim birlikte iş yapalım. Ben ölüyüm. Benimle takılmak için ölmek mi istiyorsun? Baba, ben yürüyeceğim. Kızım, başka yerde yürüseydik. Yok baba, hava almak istiyorum. Özgürlüğün tadını çıkarmak istiyorum. Nikah bana niye haber vermediniz? Ben son ana kadar inanmıyordum. Polat da haber vermek istemedi herhalde. Utancından. Ne utancı? Öyle şey olur mu? Benim kızımı almak onun için bir şeref. Sadece bebek yüzünden biraz şoktu herhalde. O da geçer. Bence savcı aklını karıştırıyor. O da geçer. Kızına baktığı için içinden acaba diyordur. Ama bakıcıdan dadıdan çok ne var? Thank you.
Usta kalabalıklar. Abdüley'i arayalım gelsin. Memati yaşlandın sen. Eski Memati olsa şimdi iki şarjör boşaltmıştı. Usta kafa aynı kafa da ayakla dalak eskisi gibi değil. İki şarjörde bir soluklanmam gerekiyor. Alo. Abdüley neredesin? Kaşif onu sıkıştırdık. Acele gelmen lazım. Abi ben yetişemem. Cahit size yakın, onu arayın. Tırsın mı Abdüley Hamit'i götürdü diye? Korkma ben buradayım, seni yedirtmem. Ne alakası var abi? Kaçmasın diye diyorum. Siz başlayın, ben arkanızdan yetişirim. Abi büyük ihtimalle kırıldı. Hastaneye götür beni. Bir şeyin yok, ne hastanesi? Dur şimdi. Çuvalla getiriyordunuz. Devir değişti. Şimdi bunları bulmak ne kadar zor biliyor musun? Bütün ekibi dağıttılar. Bu güzergah genel mi? Yoksa bugün için mi? Bugün için. Fazla vaktiniz yok. Bugün yapmasanız yarınki güzergahı bilemem. Gözüm, Göktürk tarafında trafik sıkışıkmış. Otoyolda tezgah açacağız. Bol malzeme götürün. Büyük iş yapacağız bugün. Çok büyük iş yapacağız. Sen şöyle geç. Otelin de peşinden getirmişsin. Daha ne istiyorsun? Kırıklarla uğraşacağına sen! Devlete bundan daha iyi mesaj mı var? Yaşboğlu, kırk ayak gibisin. Hangi ayağın nereye değiyor belli değil. Hadi! Hadi!
Ne var üstüne? Efendim, İnce Hanım'la Davut Bey elin bir trafik kazasına maruz kalmışlar. Ne diyorsun üstüne sen? Ne kazası? Efendim, cezaevi önünde bir şahıs vurup kaçmış. Ama çok şükür kişi de ağır yaralı. Çocuk. Aşkın olmasa önüm